Evet, Erdem Ünsal. Hocam, üzerlik kapsülü için sağ olun, işe yarıyor. Yaramıyor desen zaten şaşardım. Niye yaramadı diye. Çünkü Ormus Gold'un eski ismi IQ Plus. Biliyorsunuz benim 300'den fazla ürünüm var. Sadece bir ürün patent hakkını, üretim hakkını satın aldım. O da IQ Plus. Bir profesör, doktor ve bir kimyager 15 yıl çalıştıktan sonra beyinle ilgili bir formül geliştirmişler. IQ Plus diye. Bunları fuarla karşılaştım. Dedim ki ya siz ne yapıyorsunuz? Ekstrak üretiyorsunuz aslında. Burada ne işiniz var? Dediler ki bizim dünya çapında büyük bir buluşumuz var. Nedir? IQ Plus. Niçin? Konuya odaklanma, hafızayı güçlendirme, çocuklar için, öğrenciler için ideal bir ürün ürettik. Ama bizim işimiz bu o değil. Biz bunu pazarlayamıyoruz. Vaktimiz yok. Ekstrak üretiyoruz. Aslında bunu patent hakkını vesaire bütün haklarını satmak istiyoruz ama anlamıyorlar falan filan. Dedim ki ben onu bir deneyeyim. Eğer etkiliyse satın alayım bütün hakları. İyi dediler. Aldık, denedik. Oo, çok güzel, mükemmel. Bütün haklarını aldık IQ Plus diye. Tarım Bakanlığı'na müracaat ettik. Tarım Bakanlığı dedi ki IQ Plus ismi olmaz. Ne olacak? Ben bunu üretim hakkını aldım. İsmini aldım vesaire. Yok, IQ Plus olmaz. Çinli, Amerikalı, Rus, İngiliz, Fransız, İsrailli, Yahudi, Hristiyan, her milletten insan, firma geliyor buraya, Türkiye'de her şeyi satıyor. Onlara şu isim olmaz, bu isim olmaz diyebiliyor mu? Diyemiyor. Ama bana gelince Türk, Türkiye'de 5. sınıf vatandaş. Türk, Türkiye'de 5. sınıf. Yahudi 1., Amerikalı 2., Avrupalı 3., Suriyeli Arap 4., Türkiye'de Türk olarak ben 5. sınıf vatandaş. Almanya'da da 5. sınıf vatandaştım, Türkiye'de de 5. sınıf. Türk'ün kaderi bu. Her yerde 5. sınıf vatandaş. Neyse. E ne yapayım dedim. Ya işte mesela içindeki bitkinin ismini koy. Ya size ne ilgilendirir ki? IQ Plus bu. Neyse. Üzerlik yaptık biz de adını. Üzerlik kapsülü koyduk. Üzerlik forte koyduk. Onu da beğenmediler. Üzerlik kapsülü olsun. Her şeye karışıyorlar. Karışsınlar. Bu ülkede, bu millette, bu devlette, burada, Türkiye'de yalaka mı olmak lazım illa ki birilerine? Yaranmak mı lazım? İnsanın haysiyetiyle, şerefiyle, gururuyla yaşama imkanı olmayacak mı buradan? Ona buna yalakalık yapmak zorunda mıyız? Değiliz. Kimseye. Başımız dik, alnımız açık. Kimseye gebe değiliz. Kimseye yalakalık yapmak zorunda değiliz. Köle düzeninde değil. Neyse biz bunu Amerika'ya gönderdik. Amerika'da dikkat eksikliği, hiperaktivite vesaire bir sürü sorunlar olan çocuğu için vatandaş kullandı. 6 hafta sonra beni aradı. Dedi ki ürününüz çok çok güzel, mükemmel. Şimdi 40 kapsül istiyorum. Ne oldu dedim? 40 kapsül ne yapacağım? Dedi ki komşular da istiyor. İyi, hadi bakalım. Okuldaki tanıdığı, çevresindeki Ayşe dostu da istemiş. Sizin çocuğunuz çok iyi geldi. Bize de gönder. Gönderdik. 6 hafta sonra bir daha aradı. 100 kapsül istiyorum. Ne oldu? Bütün okuldaki aileler artık bu ürünü kullanmak istiyor. Tamam. Belçika'dan gönderebiliriz. Daha uygun dedik. Belçika'dan gönderdik. Sonra bir daha istedi. Devam ediyor. Bizim Belçika'daki bayimiz. Evet. Oraya göndermeye devam ediyor. İnşallah nasip olursa Amerika Birleşik Devletleri'nde bayilik açacağız. Bakalım. Prodüsörler bize. Onlar biz Avrupalı hemen prodüsörü kolaylık gösteriyoruz. Her türlü burada satışını sağlamaz her türlü ürünlerini. Ama biz oraya bir şey satmaya kalkınca bir sürü prodüsör çıkıyor. Uğraşırız. Yok şu lazım, yok bu lazım falan fişman neyse. Türk olmak. Kemal Sunal ne demişti? Türk olmak en zor şey Türkiye'de demişti. O adama şimdi hak veriyorum ya. Neyse. Evet, üzerlik mükemmel bir ürün. Çocuğunuz da okulda başarılı değilse, hiperaktifse, dikkat eksikliği varsa, konuya odaklanamıyorsa, konsantre olamıyorsa, üzerlik tabii Ormus Gold'la beraber kullanırsa daha iyi olur. Hiperaktifse sarı kantaron da gerekir. Ama sarı kantaron masada yok. Hafif
Haftaya onu da gösteririz inşallah.